Git konuş. Belki aklını çelersin. Yok olmazsa kaçırırsın. Yoksa böyle kara kara düşünmekle olmaz. Benim yayladaki evime gidersin. Birkaç gün kalırsınız orada. Koskoca üseciler 3 gün daha da seninle kalmış kızı gelin diye alacak değiller ya. O para göz anası ve babası düşünsün gerisini. Ya Bahar istemezse? İster, ister oğlum. İstemezse sana gelip dert yanar mıydı? Abla, anne, gelin. Ne oldu gelin, oğlum? Koşun, çabuk olun. Minibüsüme bakın. Bu benim, benim minibüsüm bu. Gözlerine inanamıyorum. Nereden çıktı bu? Eniştem aldı. Ehliyet de alacağım. Şimdilik şoförle idare ederim. Oh, çok şükür. İleride ehliyetimi de alınca... Allah! Gaza bastım mı, vitese de taktım mı... Önce bir, sonra iki. İşte o zaman görmeyin cakamı. Ya Rabbim, hikmetinden sual olunmaz. Sonunda yüzümüzü güldürdün. Sağ olun. Çok güzel değil mi? Ali abi gönderdi bunu. Peki, sağ ol. Bahar, seni son bir defa daha görmek istiyorum. Konuşacaklarım var seninle. Ne olur gel. Seni barajda bekliyorum Ali. Beni niçin çağırdın? Beraberiz artık. Ayrılmak yok. Bir solukta nikah da yapacağız. Ne ananın babanın, ne de üseci denilen hayvanın hiçbir umudu kalmayacak. Biz seninle ben kavuşamayız Ali. Alnımıza ayrılık yazılmış. Anlamadım bu lafları. Kardeşimin sevincini görseydin hak verirdin bana. Daha açık konuşsana. Seninle evlenmeyeceğim. Şeytan mı girdi zihnine? Kararından dönüyor musun? Evet. Yok. Yapamazsın bu dönekliği. Hele bana. Anam babam kardeşim sürünürken, onları kurtarmak varken seninle olamam. Satılık mısın sen? İstediğini söyle. Ama umudunu kes benden. Beni perişan bırakıp cesedimi çiğneyerek o herifin koynuna gidemezsin. Benim Yusuf'u düşündüğüm yok. Aklım fikrim ailemde. Üzerimde ana baba hakları var. Nankörlük edemem. Onları kurtarmak elimdeyken kendimi düşünüp kaçamam. Ya ne yaparsın, gider misin? Evet, giderim. Seni canım gibi severek, kan ağlayarak giderim. Bırakmam. Zorla da olsa sana sahip çıkarım. Zorla döverek karım ederim seni. Hiç durma! Canıma kıyar kurtulurum! Canına mı kıyarsın? Ali, mecburum ben! Bana umut bağlamış, gözümün içine bakan zavallıları görmüş olsan... ...sen de ağlardın, sen de benim yaptığımı yapardın! Hayır, yapmazdım! Aşkımı satmazdım ben! Sen erkeksin, bir başkasını bulur beni unutursun! Ama ben sana sevdalıyken, Yusuf'la evlenmeye mecburum. Ben bir mahkum zavallıyım. Öyleyse benimle gel. Gelmem. Geleceksin. Gelmem. Geleceksin. Gelmem. Geleceksin dedim. Gelmem. Geleceksin. Başkasının da olamazsın. Benimsin sen. Hayır. Hayır. Benimsin. Seni başkasına bırak! Benimle geleceksin! Hayır! Geleceksin dedim sana! Bu kadar gecikmezdi. Nereye kaybolur? Nereye gider bu kız? Başına bir şey gelmiş olmasın? Ne gelebilir? Koskoca genç kız. Fatma'ya gitmiş olmasın? Gitmez. Meraktan öleceğimizi bilir. Bahar'ım hiç kimselere benzemez. İzzet, git komşulara sor bakalım. Gören olmuş mu? Peki baba.
Hadi sen de bak. Şöyle. Şimdilik birkaç gün burada kalacağız. Yapma Ali. Elini ayağını öpeyim. Mahvoluruz. Ailem yeniden perişan olur. Ben onları değil seni düşünüyorum. Beni düşünsen böyle davranmazsın. Zorla olmaz bu iş. Zorla da olsa olacak. Senden gayrı hiçbir şey yok gözümde. Gözün dönmüş senin. Hiçbir şey görmez olmuşsun. Etimden başka bir şey düşündüğün yok. Evet yok. Güzel, demek öyle. Al, istediğin buysa seninim işte. Beni kirleterek bütün ailemin hayatının mahvolmasını istiyorsan al. Al, seninim işte. Giy çabuk şunu. Ben gönlünde biraz olsun bana karşı his var sanıyordum. Paraya giden bir kadını ben de istemem. Giyin çabuk. Seni geri götürüyorum. Hadi giyin. Her yere baktım, hiçbir yerde yok. Sakın bu kız aptallık edip de Ali'ye kaçmış olmasın. Sus hanım. Ağzından yel alsın. Ne biçim laf bu? Yapmaz benim kızım öyle şey. Bilir ki bütün umudumuz ondadır. Herkese sordum baba. Hiçbir yerde yok. Telaşlanmayın canım. Gelir, bekliyoruz işte. Hadi içelim bakalım. Sağlıcakla kal. İyi düşün. Bir daha düşün. Neyi düşüneyim? İkimiz de paraya kurban gittik. Ömrüm boyu seni düşünüp ağlayacağım. Allah'ın selameti üstünde olsun. Senin de. Zaman ha? Sizinkiler kahroldu beklemekten. Arayıp sormadıkları komşu kalmadı. Yeğeni mi geliyor? Evet, öyle. Ne dedin ki? Kızım, yavrum. Başına bir felaket geldi diye öyle korktum ki. İyisin ya yavrum. Üzülme, iyiyim. Çok iyiyim. Neredeydin? Neredeydin bunca zaman ha? Daha evindeydim. Ali döve döve götürdü beni. Beni Yusuf Üseci'den kurtarmak için demediğini bırakmadı. Başka bir şey yaptı mı? Saldırdı mı? Tövbe! Eli elime değmedi vallahi. Yalan söylüyorsun. Yusuf'la evleneceğim dedim çıldırdı. Sonunda anladı ki kararlıyım. Şehre kadar getirdi beni. Sonra ayrıldık. Gitti. Evet. Kazasız belasız döndün ya. Çok şükür. Namusuna dokunsaydı gebertirdim ikinizi de. Bırakın artık dalaşmayı. Eli elime değmedi dedi ama ne malum. Tabii ya ne malum. Herifle sabaha kadar uzun eşek oynamadılar ya. Ateşle barut bir arada durur mu? Daha kötüsü var beyim. Bütün gece bir erkeğin koynunda kalmış. Kalmasa bile öyledir. Herkes kapı deliğinden onları seyredecek değil ya. Elbette. Lafı bile yeter. Meşhur sözdür. Bir kadının adı çıkacağına canı çıksın. Tevatür de olsa ağızdan ağza yayılır Ali ile olduğu. Biz Beyoğlu Bey'iz. Adımıza sanımıza yakışmaz böylesini almak. Bitmiştir kapanmıştır defteri. Bunu böylece git söyle anasına babasına. Minibüsü de altlarından al, tamam mı? Tamam bey. Hemen giderim. Hadi. Hadi.
gideyim, arabamı alma elimden. Gitme. Hadi git işine, öyle emir aldık, hadi. Senin yüzünden, senin de o itin yüzünden, onun yüzünden oldu. Buyur Ahmet Çavuş. Büyük şişe şarap, biraz da meze. Elma da soysunlar. Bundan sonra hesapları sen ödeyeceksin. Haberin var mı? Yok. Kim söyledi? Sait Kaya. Hem meyhane kurmaktan da vazgeç. İçtiğinin parasını sen vereceksin. Defteri dürdüler. Ver oradan oğlum bir şarap. Şarap kalsın. Kalsın oğlum. Hep senin yüzünden oldu. Kardeşimin dünyası yıkıldı. Minibüsü elinden aldıklarında halini görseydin yüreğin sızlardı. Yapmayacaktın bunu bana Ali. Getirdim işte seni. Tertemiz getirdim geri. Bana göre temiz ama başkalarına göre lekeliyim ben artık. Nefret ediyorum senden, herkesten, senden de, kendimden de nefret ediyorum. Lanet olsun, lanet olsun. O bir şaşkınlık içinde yavrum. Ne dediğini, ne yaptığını bilmiyor. Tıpkı ökseye tutulmuş kuş gibi. Sadece çırpınıyor, çaresiz. Hakkını helal et Ayşe teyze. Helal olsun, bir yere mi gidiyorsun? Bilmiyorum. Uzaklaşacağım buralardan. Günlerdir yemez, içmez, çalışmazsın. Yaşamıyor gibisin. Gitmekle en doğrusunu yapıyorsun. Belki de alır başımı büyük şehre giderim. Ah bu bahar, dertler açtı başına. Açsın, bu bahar başka bahar. Sağ olsun, mutlu olsun. Ben onun her kahrını gönüllü çekerim.